Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de kendi kalbinizden geçirdiğiniz, yüreğinizdeki yarayla alakalı niyetlenin arkadaşlar. Oyanlar sizin, uyanmayanlar evrenin olsun. Dışarıda geçmişe gitmiş olduğunuz, bir yolla alakalı bir tıkanıklık yaşadığınızdan bahsediyor. Yanı başında da oluşmuş bir güneş gibi, güneş hatta bir gök kuşağı gibi bir ifade var. Belli ki sizin geçmişinizle uğraştığınız bir şeylerle alakalı olarak burada net bir şekilde bir güneş doğacak diyebiliriz aslında hepimizin yüreğindeki yaralar varken seninkisi de yaraymış mı diye kendi yaramızı küçümsetemeyiz kimsenin de böyle bir hakkı yok arkadaşlar o yüzden uyanlar sizin uyanlar evrenin olsun ben burada genel bir açılım yapıyor olacağım neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra arkadaşlar şimdi sizlere de Yorum niye olacağım? Bakalım neler söylüyor fincanımız. Ay çok 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 çok. En sevdiğim en sevdiğim gerçekten en sevdiğim. Nedir? Ee, biz çok sıkıntılı günler yaşadık. Son iki aydır özellikle kafamızı kaldıramıyoruz. Borç batağındayız. Hani sevgisizlikten artık tek başıma kalmaktan yaşadığım darbelerden sıkıldım. Buna şimdi kolektif olduğu için bu sıkıntıyı her türlü değerlendirebiliriz. Borçtan sıkıldık, aile baskısından sıkıldık, arkadaş dost kazığından sıkıldık, miras konusundan sıkıldık. Neyden yaralar, neye yaramız varsa arkadaşlar, neye yaramız varsa. Ee, Müşteriler olsun diyorum ya. Maşallah çok güzel bir fal, en sevdiğim fal türü hakikaten. Falınız az ve öz o yüzden çok uzatmanın bir anlamı olmayacak ben şunu söyleyebilirim bariz bir yarıya böldüğünüz sıkıntı hali var. Burada ne var dallanmış budaklanmış bir mesele söz konusu. Herkesin fikri var belli ki. Şurada bir inzivaya çekilmiş gibi karı koca gibi ya da iki kanka gibi dost gibi yavrulaş gibi ortaksanız da öyle sakin kalıp konuşmuşsunuz gibi buna ihtiyacınız da varmış zaten kafa kafaya vermiş konuşmuş olduğunuzu görüyorum ama arkanızdan köklenmeye çalışan Bildiğiniz böyle dallar budaklar çıkmış yani. E, ve çok kızgın iki tane insan var arkanızda. A harfi var bu insanlardan bir tanesinde. Böyle hani gül yabanı gibi var diye hepimizin çocukluğunda hatta ben hiç unutmuyorum küçüktüm. E, çok korkmuştum. <laughs> yani biraz o o milvalde biri var burada. iki kişiler bunlar. Hani şey ya çirkin yüzlülerdir, ya çirkin sözlülerdir ya da gerçekten art niyetlilerdir. Ama iki kişiler, birisinde A var. Ve siz bu ikili olarak yani ortaklık, karı koca ya da işte neyse arkadaşlık, söz, nişan, ne varsa aranızda ilişki. Bu ikili hakkında Gulebani gibi ikisi arkasından laf alıp taşı diyor. taşıyor diyor. Yani bu ilişkiyi, bu birlikteliği ortaklıksa da ilişkiyse de karı kocaysa da yani. İki tane gulyabanisi var bu ilişkinin e, ve olay olaylar dolayısıyla kökleniyor, budaklanıyor, dallanıyor. E, siz böyle bir taşınmak istemişsiniz. Bir de çok mahcubiyet var özellikle sizin karşınızdaki insan. Arkamdaki yüzünden oldu diye kafasını şöyle tutuyor zaten. Yani e, kişi böyle değil. Şöyle. Ama kafayı da ayrıca dik böyle bükmüş şurada yani. O kadar mahcup ki ben diyor burası yüzünden, bunlar yüzünden. Hele ki şu kişi her kimse, onunla alakalı o kişinin de zaten bu kişiye dair yani düşünün aile oğlundan geçiniyor aile oğluna gelecek evleneceği kadını gelinlerini istemiyor çünkü bizim oğlumuz bir altın yumurtlayan tavuktu ama evlenir yuvasını açarsa biz o altın yumurtlayan tavuktan ediniriz men ediliriz yani nem alanamayız onu soyup soğana çeviremeyiz gibi bir şey bu yani siz sizin bu falan sahip niyetlenmiş kişinin ee, o kadar büyük bir Kısmeti olan bir insanla iletişimi var ki, ama sizin sorununuz iletişimde olduğunuz kişi değil, onun arkasındaki, onu sömüren kişiyle. Daha doğrusu aslında siz o kişi yüzünden karşınızdakiyle tezat düşüyor ve bir yerde kafa kafaya dinlenmeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Ve bunlar iki kişiler, tek değiller. Ha bu kişi, bu o, e, sağmal olan kişi, sağıldığının farkında mı deseniz? O tutunacak bir şekilde sebebi var. O yüzden. Ama annem babam der, yıllardır bakıyordum der, kimseleri yok der, abimin çocukları der, bir şey der. Yani belli ki bir sebebe tutunuyor. İyi niyetinden. Dallar budaklar devam, yollarınız var. Ee, ama derseniz ki bana, peki tamam evet böyleydi de. E bundan sonra? Şimdi bundan sonrasında burada bir denizaltı çıkmış. Bu bir böyle balina ile denizaltı arasında bir şey farkındaysanız. Şimdi e, siz burada dümeni çevirensiniz. Ve bugününüze çıkıyor tam olarak. Tam olarak sizin bu dümeni nasıl yöneteceğinizden bahsediyor. Sen istersen bir cephe oluşturmadan aklını kullanırsan dümen sende diyor. Burada dümen sizde. Ve yanınıza da gelen birisini görüyorsunuzdur aşağınızda. Kurt gibi de oluyor. Belirli ki birilerine kızgın. Şimdi şöyle arkadaşlar. Eğer siz bu kurdu uluyan, size değil de geçmişe ulutan ya da ailesiyle ilgili ulunması gerektiğin stratejik davranın. Hatta şey var. Tarotta da var ya ben çok seviyorum o güç kartını da. Hani şey diyor mesela. Ee, sen karşı tarafı yenebilecek iradeye, zihine, zekaya, işte hani her türlü duyguya sahipsin. Güçlüsün sen. Ama orada birazcık iradenle, zekanla biraz dengeleri sağlaman lazımdır ya güç kartının anlamı hani. Rakip, düşman mesele neyse neyle uğraşıyorsan sen onun üstesinden geleceksin zaten. Ve burada da siz olsunuz aslında. Burada dümeni siz almışsınız. Yani güçlüsünüz, iradeniz, aklınız yerinde. Belli ki siz burayı stratejik olarak o krizi yönettiğiniz yönetecek olduğunuz, önünüzün aydınlık olduğunu, bunların geçmişte kaldığını, vesvese ve milletin sözünün artık hiçbir hükmü kalmadığını, siz çektiğiniz sıkıntılarınızın ceremesini çektiğinizi, yani cefalar çekilmiş, sefa hoş geldin diyor. O yüzden az ve özledim. Sizin sorununuz karşınızdaki insan değil unutmayın. Burada biraz stratejik davranmanız lazım. Ha ne zaman lazım? Bugününüzde yalnız uyarıyor. Söyleyeyim. Sizin bugün bu falı dinledikten sonrasındaki zaman diliminizi doğru bir şekilde gerçekten doğru değerlendirir iseniz dümen sizde istediğiniz olur. Bu kişi arkanızdan gelir ve gittiğiniz yani neresi aydınlık. Artık ayın doğduğu nokta yani. Dolayısıyla burada da zaten bir tane bayrak var, tepe var. Bir e, sanki şey gibi düşünelim bunda Bir yere ba hmm, ne derler ona arkadaşlar adak değil de hani böyle telli baba bir şey baba bir şey türbe türbe. <laughs> aklıma gelmeyince de gelmiyor. Kusura bakmayın. Sanki böyle bir yere adakta bulunmuşsunuz gibi. Yani o sizin sanki böyle bir tepeniz. Tepeye de bayrak dikmek gibi. Zafer kazanmak, dediğinizin olması, adağınızın gerçekleşmesi. Yani o resmi yerde devlet bağlantılı yerde işinizin olması, dolayısıyla gücünüzün yerine gelmesi. Orada bir para var. Parayla ilgili bir dilek var. O dilek gerçekleşmiş. Sen bu insanın adımını atarsın. Bu insanlar artık geçmişte kalır. Bu sıkıntılar geride kalır. Sen ceremesini çektiğin tüm sıkıntının artık sefa zamanıdır. Çok da güzel insanlarla iletişimin var. Bu bayrak burada çok net sallanıyor. Mayıs ayının sonuna kadar. Dolayısıyla bu Mayıs ayı itibariyle önünüz çok net açılıyor. Karşınızdaki insana bakın. Hala çok sevdiği Yani için bir incici köprü çizmeye çalışmış ikinizin arasında. Bu köprü atılacak bir köprü değil. Yani sen istesen de istemesen de o onun anasıdır, babasıdır, yavrusudur, danasıdır, bilemedim şimdi. Ama ee, ...sen bunu kabul edip gerçekten stratejik davrandığın bir hayat içerisindesin... ...ve bayrak sende, zafer sende, adağın gerçekleşmiş... Onunla... ...neyse ne arkadaşlar, burada tabii ki hepinizin birbirinden farklı hayatları var... ...burada tepede olduğunuzu, zirve kazandığınızı bilin... ...karşınızdaki insan hala haziranın sonuna geldik bakın... ...artık sizinle beraber adımlar atıyor ama... Minnacık yani minnacık böyle bir çizgi bir köprü atmaya çalışıyor. Şurada tam olarak bir köprü bağlantısı kurmaya çalışıyor. Belli ki geçmişindeki olan kişiler ile alakalı haklılığınızın e, devreye ne diyelim ona. Sizin zaten haklılığınız ispatlanmış. Dolayısıyla arkadaşlar karşı taraf hatasını anlamış. Ya da işte eskisi gibi olmayacak. Siz bu adamı seviyorsanız, bu kadını seviyorsanız, bu insanla olmayı birlikteliği istiyorsanız. Neyse bunun adı söz nişan evlilik. Her neyse arkadaşlar neticede. Bununla alakalı olarak size burada düşen aslında o bağı kuruyor. Sen yani kırma, yıkma, geçme yeter ki sen burada o insanlarla o bağlantıyı stratejik bakın stratejik kullan diyor yani size. Bunu burada çok net göstermiş. Keza şöyle arkadaşlar bakın. Yani bu insanla beraberliğiniz net. Çizginizde net ilerleyecek. Burada kesinlikle bol bol dedikodu ve konuşma enerji, konuşulma enerjisi desem daha doğru olur hatta. Haricinde bakıyorum arkadaşlar çok net bir şekilde böyle hmm, ne diyelim ona iş tarafınızdaki kalık bir S bir T harfleri var S T A sat gibi bir şey tas bilemedim bunun sizin için bir anlamı mutlaka vardır. Kastamonu'dur falandır Hani böyle bir şehir ismidir bu bir şeydir yani ee, Ama e, Burada gideceğiniz yerlerdeki Yani daha doğrusu çizeceğiniz iş yoluyla alakalı önünüzün açık olduğunu söyleyebilirim. Ee, buraya da gelince arkadaşlar bir para bütünü içerisinde olduğunuzu, burada bir taraf, burada bir kalabalık, burada açılan bir yol, bu bir anlaşma yolu ve bu parayla alakalı bu bölüşme olur. Herhangi bir birbirinin hakkını yediler ya, aman Allah'ım dediğim bir herhangi bir şey de görüyor değilim açıkçası arkadaşlar. Ee, burada sadece tıkanmış bir para mevzusu ile ilgili. Önümüzdeki süreçlerde ki bana kalsa Temmuz'u bulacak. Temmuz olsun aylarınız çok aydınlık göstermiş. Dolayısıyla ben size diyorum ki arkadaşlar. Hele burada bir de hani sefer oları derim ya ben ara ara hani bir grup gördüğümde. Buradaki düğün kalabalığı buradaki de insanların o tarafa bakması gibi. Ama bu ikisi açısından arada açılacak bir yol var. Bir anlaşma yolu var. Tıkanmış olan parasal bir konar neyse Burada şey gibi işte Bu insan bu insan Bakın çok göğsü dik bir taraf bu Bu tarafta da bir anlaşma yapacak olan kişi var Bu kalabalık dediğiniz kişiler düğün kalabalığı gibi gördüğüm kişiler yani ne kadar çok çil yavrusu derler ya hani çil yavrusu gibi olurlarsa olsunlar burada sizin tarafınızın dik göğsü dik alnı ak durduğunu görüyorum nitekim burada bu insan bir dakika ya ben sana şu şu hatalar yaptım ama diye geldiğinde ne kadar asker gibi kaslı bir asker vücudu gibi göğsü dik bir insan şuradaki insan da şuna uzatıyor ve bu insan şuradaki Düğün yapıyor gibi gördüğüm çil yavrusu gibi kişilere bu sizin tarafınıza ve dik bir şekilde kendine emin olan kişilere baktığını görüyorum ama ortada geçen bir yol var ki bu yol arkadaşlar sizin bu ikilinin bu iki ailenin bu iki tarafın orta yolu bulacağı yeni bir bakış açısıyla bağlantılı olarak vermiş ve sonrasında zaten önünüz açılıyor. Kalabalığınız güzel tas ya da sat kelimeleri var. Ee, bu sizin için bir şey, bir şey ifade edecektir mutlaka. Haricinde aileyle alakalı olarak da zaten gördüklerimi dile getirdim. Ben görebileceklerimi söyledim. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bakımın sonuna gelmiş bulunmaktayım. Tabii ki de sizlerle beraber olmaktan inanılmaz keyif alıyorum ben de. Güzel destekleriniz ve yorumlarınız hatta özelden mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonundaki sohbet halini tamamen aramızdaki kurduğum bağla bağlantılı olarak ki talepler doğrultusunda da devam edecek. Neden ki diyen arkadaşlarım için de bu açıklamam arkadaşlar. Ben evrende hani bu enerjimizin birbirimizle tutması. Ben böyle bazen yorumlarınızı okuyorum tabii ki de. Çok yoğun olduğum için hepsini tek tek dönmem mümkün olmuyor ama. Hepinize tek tek böyle o an sesli cevap veriyorum mesela. Ee, böyle ben burada sizin şahsınıza fal baktığımı sonrasında yani sizin mutfağınızdayım sizin falınıza bakmışım sonrasında karşılıklı sohbet ediyormuşum gibi hissettiğim için bu kısmı yaparken de aklımda yorumlarınız hala tazecik duruyor olduğu için de böyle çok karşılıklıyız enerjisini inanılmaz yaşıyorum her şeyden önce ve bu kısmında da bu size yansıtabildiğim kısmı açıkçası benim için çok kıymetli yorumlarınız değerli yani her biri öyle ee, süreçle alakalı geride bıraktığımızı sandığımız umduğumuz ya da umut <laughs> Hani bir ihtimali artık bilmiyorum. Bir şekilde geçmiş olduğunu düşünüyorum. Yazın çok daha rahat edeceğimizi hissediyorum zaten de. Bununla alakalı ama çok ciddi anlamda insanlar sarsıldığından dolayı iletişim kuvvetimiz azaldı. Yani iletişim kuramıyoruz ya da çok fazla sinirli oluyoruz gibi hissediyorum. O yüzden ifadede sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun tek sebebi bence yaşadığımız şu son iki yıl diye. Olduğunu sanmak beni mutlu ediyor diyelim. Biraz olumsuzdan bakmaya çalışıyorum. Onun dışında zaten eminim ki hepimizin sınavları ayrı ayrı birbirinden ama kapanmış kapılarımız varsa da yenileri açılıyor arkadaşlar. Yani bir insan bir yerden sınanıyorsa ertesi şey gün mutlaka bir çıkış kapısı açılacaktır. Bir gün mutlaka açılıyor. Hani yolun sonu orası değil yani. İnsanoğlu keşke bunu hep kendine hatırlatsa. Umudunuzu o yüzden yitirmeyin diyorum. Neyse neyle sınanıyorsanız bugün. Ve de herkes kendi kalbini ekmeğini yesin derim ben arkadaşlar. Yani bu da tabii ki de ee, şununla alakalı. Senin kalbinde ne varsa sen etrafındaki insanlara sadece bunu sunabilirsin zaten. Sen busun. Senin içinden bunlar var. Dolayısıyla paylaştıkların da bunlar yani. Sana bunu yapabilmişse bir insan, o kötülüğü yapabilmişse bilin ki zaten onun içinde sadece ve sadece onlar var ve karşılığını aynı şekilde görecek. Bu dünyada, bu yeryüzünde biz yaptıklarımızı, yaşattıklarımızı kendimizle yaşatmadan bu dünyadan göçmeyeceğiz. Bu da bizim sınavımız olacak. Keşke insanlar bunun bilincinde olsalar. Her zaman söylüyorum arkadaşlar. O yüzden beddua etmeyin. Herkes yaşattığını yaşayacak. Siz kendi kalbinize payınıza düşeni yapıp güzelliklerle doldurun. Her biri de en kısa zamanda sizin olsun diyorum arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi Bakımımın sonuna geldim. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuz yarınlarınızdan yitirmeyin. Herkes kalbin ekmeğini yesin diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere o zamana kadar başta sağlıklı kalın ve hepiniz hoşça kalın.